bitecek değil mi bugün? Bitecek, merak etme. Sonunda ama bir küçük sürprizim var sana. Kenan Bey. Biliyorum, biliyorum. Yarım saat. Hemşire de yanımızda olacak. Ambulansı götürüp getireceğiz. Tamam. Yaptığım araştırma sonucunda daha fazla delillere ulaştım. İddianın temelini teşkil eden delili sunuyorum ilk önce. Bu kayıt sanığın kendisi tarafından kullanılan bir kamerayla kaydedilmiştir. Kayıtlardaki siz misiniz Sait Bey? Hayır. Asla yapmadım ben öyle bir şey. Ben değilim zaten. Ben görünüyor muyum o videoda? İftira. Yüksek mahkemenin huzurunda en başından soruyorum Sait Bey. Gelin itiraf edin suçunuzu. Yoksa izleyenlerin huzurunda daha fazla şey dökeceğim ortalığa. Ben yapmadım öyle bir şey. Bugüne dek hiçbir mahkuma kötü muamele etmedim ben. Siz bilirsiniz. Kayıttaki sesin Sait Bey'e ait olduğu ayan beyan ortada. Kayıt VHS'den CD aktarılmış. Tarihin de eskiliği sebebiyle birebir ses analizi yapılamıyor. Bu konudaki uzman beyanatı dosyada mevcut. Hapishanede yaptığım araştırma sonucunda çocukların vücutlarında yara ve darp izleri tespit edilmiş. Mahkumlar arası çıkan kavgalarda çocuklar sıkça yaralanıyor. Önlemek için uygulanan disiplin cezalarının raporları ve mevcut mahkumlardan bu yönde aldığım ifadeler... Hapishanede yaptığım inceleme mahkumların boy ve kilolarının yaş ortalamalarının altında olduğunu gösteriyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklandığı konusunda uzman görüş belirtmek üzere Doktor Kemal Tekdağlı'yı şahit olarak çağırıyor. Yönetmelikte uygun görülen ilaç ve gıda oranlarının hepsi zamanında ve doğru oranlarla temin edilmiş. Mahkumlarda yeme bozukluğu dünyanın her yerinde görülen yaygın bir durum. Bu konuda görüşüne başvurmak üzere psikolog Aynur Bozdal'ı mahkemeye sunmuş. Susturulmuş, korkutulmuş, hiçbir ifade vermeye yanaşmıyor. Ben konuşacak bir mahkum buldum. Eski mahkumlardan bir şahit çağırmak istiyorum izninizle. İrfan Alkara.